Şimdi bu bağlamda Bediüzzaman ile Hazreti Mevlana arasındaki ilişkiye bir bakalım. Sonra da Mesnevi ile Mesnevi Nuriye ile Mesnevi'yi Rumi arasındaki ilişkiyi gözden geçirelim. Şimdi bu şeyi bu kritiği dedim ya Hoca Efendi iki ön sözü yan yana koyun iki ön sözünü. Hoca Efendi'nin Hazreti Mevlana'ya ilişkin üç tane makalesi var. Üçü de çok güzel makaleler. Üçünün de okunmasını isterim. Birisi doğrudan Mevlana Celaleddin Rumi olarak yazılmış. Zikrettiğim gibi e, Mesnevi'nin İngilizce çevirisine bir önsöz olarak yazmış Şefikcan Dede'nin talebi üzerine. Burada şunun da altını atı, çizeyim. Şefikcan Dede son e, Sertarik'ti. Mevlevi Sertarik'i. Yani bütün Mevlevi Şeyhlerinin üzerinde bir konumu vardı Tahirül Mevlevi'nin e, e, talebesi Şefik Can Dede ve bir şey söyleyeyim bence bu önemli Şefik Can Dede Hoca Efendi'nin yazdığı o makale var ya Hoca Efendi'ye mektup yazıyor o mektupta yayınlandı Ne yani diyor ki ben şimdiye kadar Me Hazreti Mevlana'yı sizin kadar anlayan kimse görmedim diyor Hoca Efendi'ye Hazreti Mevlana'yı sizin kadar anlayan kimse görmedim diyor hoca efendiye. Ve dikkat edin bence bu da çok önemli ben bunun altını hep çizerim. Şefikcan dede mirasını hizmete bırakıyor. Yani Baya mirasçısıdır hizmet Şefikcan dedenin. Bu da aslında onun hani hizmeti Hazreti Mevlana'nın e, devamı olarak görmesinin bir uzantısıdır. Hazreti Mevlana'nın anlayışını hizmetle örtüştürmesinin bir uzantısıdır. Şefik Can Dede'nin mirasını hizmete bırakmış olması. Şimdi Hazreti Mevlana'ya bakın Hoca Efendi'nin makalelerinde zikredildiği gibi kitap ve sünnet yörüngeli Hazreti Mevlana. Üstad da kitap ve sünnet yörüngeli. İslam büyüklerinin bir devamı dedik ya Bediüzzaman Hazretleri için. Bakın şimdi şu cümleye bakın. Diyor ki Hoca Efendi Hazreti Mevlana için... Marifeti, muhabbeti ve aşk şevki yanında aynı zamanda tam bir mehafet ve mehabet kahramanı. Oysa siz hep Hazreti Mevlana'yı aşk şevkiyle tanırsınız. Oysa Hoca Efendi ne diyor? Aşk şevki muhabbetinin yanında bir mehafet ve bir mehabet kahramanı. Yani Allah'a karşı temkin, Allah'a karşı saygı dengelemiş, hatta dengeli bir aşkı, iştiyak kahramanı olarak tanımlıyor. Bu dengeli oluş vurgusunu Hoca Efendi makalelerinden bir tanesinin, o üç makaleden bir tanesinin başına da taşıyor. Sonra herkese hakka ve kutlu, o kutlu sona çağıran Bülent Ağlaz bir münadi. Hazreti Mevlana herkesi ona çağırıyor. Bülent Ağbaz sesi çok yüksek çıkan altı asır sonraya sesini ulaştıran bir münadi, bir davetçi Hazreti Mevlana. Ama bu cümleleri üstad için kursanız kurarsınız değil mi aynı cümleleri? Şimdi Hoca Efendi'nin üstad için kurduğu cümlelere bakın. O da kitap ve sünnet yörüngeli. Engin bir vicdan, bir aşk o heyecan insanı. Şimdi bunlar Mevlana için söylenebilir değil mi? Ama olabildiğince dengeli aynı zamanda çağdaşlarının çoğuna göre çok daha ileri görüşlü, büyük projelerin insanı hazreti Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok sağlam bir kafa yapısına da sahip bununla beraber. Ve değerli dostlar, Hazreti Mevlana misyonları itibarıyla ikisine bakın. Hazreti Mevlana Anadolu'nun paramparça olduğu, farklı beyliklere bölündüğü, fikirlerin dağıldığı efendim Selçuklu yönetiminin halkı üzerinde etkisinin kaybolduğu, insanların e, zihinsel olarak da insanların insanların zihinsel olarak da inanç olarak da duygusal olarak da perişan bir vaziyette olduğu bir dönemde geliyor Hazreti Mevlana ve önemli özelliği vifak ittifak Osmanlı'nın Osmanlı'nın açılımına zemin hazırlıyor diyor Hoca Efendi misyon olarak. Çünkü vifak, ittifak bir anlayış etrafında topluyor onları. Ümit soluklatıyor onlara. Onlara ümit soluklatıyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri'ne bakın. Bediüzzaman Hazretleri de kendi dönemi itibarıyla dünyanın en bunalımlı, en karanlık, en sıkıntılı günlerden geçtiği bir dönemde bir felaket ve helaket aslında neşet ediyor. Ve iman tüten eserler yazıyor ve sarsıntı üstüne sarsıntı yaşayan insanımızı Hızır, çe Hız i̇nsanımızı Hızır Çeşmesi'ne giden yolları gösteriyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani ikisi de Hazreti Mevlana'da üstad da Basu Badel Mevt kahramanları. Basu Badel Mevt yani bir ölümden sonra bir diriliş, manevi bir dirilişin kahramanları ve ruhlara bir Basu Badel Mevt üflüyorlar. İkisinin ortak olan özellikleri dağınıklıkların içerisinde vifak ve ittifakı tesis etmeleri ve aynı zamanda e, sevgi esası üzerinden, muhabbet esası üzerinden bunu tesis etmiş olmaları. Bakın sevgi üstadın hani kainatın mayesi muhabbettir diyor üstad ve şefkat üzerine kuruyor kendi yolunu. O sevgi anlayışı, insanları sevginin etrafında toplama Hazreti Mevlana ve Bediüzzaman Hazretleri'nde örtüşüyor. Aynı zamanda vifak ve ittifakın esas oluşu meselesidir. Şimdi gelelim Mesnevi Nuriye ve Mesnevi Nuriye'ye. Şimdi Mesnevi Nuriye Arapça yazılıyor. Oysa Mesnevi Rumi, Hz. Hazreti Mevlana'nın Mesnevesi Farsça ama Üstad lisan-ı Arap'ın çok yüksek bir şahametinin, yüksek meziyetinin, saffetinin, duruluğunun, akışkanlığının yani dil olarak kemalde olduğunu ve onun kadar yüksek bu manada bir dil olmadığını vurguluyor. Bediüzzaman Hazretleri e, Hazreti Mevlana'nın Farsça Mesnevi yazdığı gibi Arapça bir mesnevi yazıyor. Şimdi ne oldu? Üstad kendi mesnevisini Hazreti Mevlana'nın mesnevisine nispet etti ve bu dil vurgusunu da yaptı. Aslı dedi, farça, sonradan e, Türkçe'ye çevrildi. Üstadın yazdığı Risale-i Nur'un da aslı Arapça, sonradan Türkçe'ye çevriliyor. Ve e, önemli özelliklerini nazım şeklinde yazılıyor mesnevi. Bediüzzaman Hazretleri kendi mesnevisinin nesir olarak, ama şiirsel bir nesir olarak yazıyor. Şiirsel bir nesir olarak yazıyor. Sonra Hazreti Mevlana'nın mesnevisinin şöyle bir özelliği var. Hazreti Mevlana'nın e, divanı kebiri var, rubayileri var. Ama özellikle e, divanı kebire bakın, öyle bir ateş tufanı ki iziyor ve geçiyor. Dolayısıyla divanı kebir yare mahrem ama ayare kapalı olan bir metin. Ama mesnevinin bir özelliği var Hazreti Mevlana'nın mesnevi duygular düşünceler bizim muhakemelerimizi ezip geçmeyecek şekilde yazılmış bir metin. Yani bizim idrakimize inen bir tenezzül metni Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın Mesnevi. Duygular, düşünceler muhakememizi ezip geçmiyor diyor Hoca Efendi Mesnevi'de. Ve idrakimizi aşmayan bir uslup kullanıyor Hazreti Mevlana Mesnevi'de. Oysa divanı kebir öyle değil. O ancak ehline mahrem olan bir metin. Ve aynı zamanda Mesnevi yüksek bir aşk-ı muhabbet tufanının tenezzül dalga boyunda bir şaheseri. Çok yüksek bir aşk-ı muhabbet tufanı mesnevi. Önemli özelliği o. Ama aynı zamanda da ne? Dengeli bir mehafet ve mehabet de var bu aşk-ı muhabbet tufanının içerisinde. Bir şey daha altını çizip ondan sonra karşılaştırma yapacağım. Mesnevi bir nazım türü olarak değerli dostlarım. Nazım türü olarak şiir türleri içerisinde en serbest söz söylemeye izin veren türü. Çünkü mesela gazel yazdınız diyelim. E gazel kısa. Yani en fazla 15 beyitlik bir gazel yazıyorsunuz bir. İkincisi kafiyeler zorluyor sizi. Çünkü şöyle gidiyor kafiyeler. A A'dan sonra B A C A D A gidiyor. Yani hep A'ya bağlanıyor kafiyeler. Oysa mesnevi öyle değil. A, A, B, B, C, C, D, D diye gidiyor kafiyeler. Yani her beyit kendi içinde müstakil, mesnevi nazım türünde. Hem uzun, uzun söz söylemeye hem de her beytin kendi içerisinde bağımsız olmasına izin veriyor. O yüzden çok kullanılıyor mesnevi divan edebiyatı geleneği içerisinde. Özellikle de uzun metinler yazmak için elverişli ve e, özellikle böyle hani dini metinler yazmak için de elverişli bir imkan sunuyor. Zaten en klasik en böyle hani sizin işte Leyla Mecnun dediğiniz mesnevilerin bile bir tevhid münacat bölümleri oluyor. Ve ne yapıyor bakın? E, serbest söz söylemeye izin veriyor. Beyitler. Her beyit aynı zamanda mesnevilerin her beyti şerh edilmeye de izin veriyor asırlar boyunca Mesnevi'ye o kadar çok şerh yazılmış ki, o kadar çok tefsir edilmiş ki Mesnevi, o kadar şerh edilmiş ki. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Mesnevi Nuriye'sine gelince Üstad Mesnevi Nuriye'yi de aslında beyit beyit yazıyor. Her ilen bir beyit gibi aslında. Küçük parçalardan oluşuyor. Üstad onlara ne diyor? Birer rüşeyn, birer katre, birer tomurcuk şeklinde kendini gösteriyor. Ne diyorsunuz? Mesela Reşalar diyorsunuz, işte sızıntılar, işte e, habbeler diyorsunuz, işte tohumlar diyorsunuz mesela. Ne yapıyorsunuz? Hep böyle küçük parçacıklar. Lema diyorsunuz, bir ışık parçacığı. Efendim, e, şule diyorsunuz. Küçücük, küçücük parçacıklar, varlığın küçük parçacıkları üzerine kuruyor Mesnevi Nuriye'yi. Ve tıpkı Mesnevi Rumi gibi şerh edilmeye, asırlar boyunca şerh edilmeye, açık bir metin olarak yazıyor üstad onu. O şerh edilmenin, geniş metinlere dönüşmenin önemli metinlerini de bütün Risale-i Nur külliyatı, külliyatında önünüze seriyor. Yani Mesnevi Nuriye bir fidanlık. Bakıyorsunuz o da Mesnevi Şerif gibi, Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi gibi aslında ilem ilem yani beyit beyit ama kendi zamanının mesnevisi o. O kendi zamanının mesnevisi. Ve lahutun beşer idraki seviyesine tenezzülü diyor hoca efendi ona. O kadar güzel bir ifade ki bu. Lahutun beşer idraki seviyesine tenezzülü. Yani nereden geliyor? Başka alemlerden nüzul ederek geliyor aslında bize. Enfusi ve dahili. Bir de bu cihetle benziyor. Bu üstadımızın cümlesi, üstad diyor ki Mesnevi, mesela Risale-i Nur'un bütün külliyatı hem afaki hem enfusi tefekkür yapar. Ama üstad yine mesnevi de diyor ki enfüsten başlar tefekkür, önce enfus sonra afak. Dolayısıyla üstad Mesnevi-i Nuriye'de bize enfusi tefekkür yaptırıyor, insan mahiyetini bir menşur, bir prizma olarak kullanıyor, bütün bir Risale-i Nur'da da o insandan kainata baktırıyor fihristeyi okutturuyor önce adeta bir kullanma kılavuzu gibi ondan bütün bir kainata baktırıyor. Dolayısıyla Üstad diyor ki bunu Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Mesnevi enfusi ve dahili cihette çalışmış, kalp ve ruha yollar açmış ve buna da muvaffak olmuş. Bu yönüyle de Mesnevi'ye benziyor Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'sine benziyor. Enfusi yani kalp ve ruh cihetinden En enfüsten baktırıyor afaka insanı bir menşur olarak kullanıyor. Hazreti Mevlana da öyle yapar kendi mesnevisinde. Dolayısıyla aslında mesnevi Nuriye nedir? Kur'an'ın bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Mesnevi Rumi de öyledir. Kur'an'ın bahçesinden koparılmış çiçeklerdir. Hoca Efendi bunlara Kur'an'ın büyülü derinlikleri diyor. Mesnevi Şerif de Kur'an'ın büyülü bir derinliğidir. Mesnevi Rumi. Mesnevi Nuriye de Kur'an'ın büyülü bir derinliğidir. İkisi de kendi asırlarının ihtiyacına göre Kur'an'ın deryasına daldırıyorlar kovalarını ve onları böyle beyitler suretinde, ilamlar suretinde bizim üzerimize boşaltıyorlar. Tenezzül dalga boyunda boşaltıyorlar. Lahut'un beşer idraki seviyesine nuzulü suretinde bizim üzerimize boşaltıyorlar. Mesnevi Nuriye ve Mesnevi Şerif.